Arkadaşlar, arkadaşlar 32-28'in üstündeyim. Ansızın oldu, kafa bandını yanıma alamadım. Keşke yanıma alabilseydim, güzel bir çekim yapardık. Artık böyle elimizde idare edeceğiz. Şeyde videomun birinde galiba küfürlü konuşma varmış. Arkadaşlar kusura bakmayın, ama ben farkında değilim. O çekimi ben yapmadım. Başkaları yapmıştı. Biraz argo konuşmuşlar galiba ama Mesut Subaşı kardeşimizin de dediği gibi bu mesleğin içine girecek olanlar için bu kaçınılmaz bir şey. Stresli bir meslek. Hani doğru mu dersen değil. Ama yani bizim mesleğimizde bu kaçınılmaz olan bir şey. Yine de kusura bakmayın, eğer şey olmuş olsaydı, bilgim olmuş olsaydı orayı montajlardım ama. Çalışıyorum arkadaşlar. Ama olmuyor maalesef. Bunu düşünemedim. Arabanın bana kalacağını düşünemedim daha doğrusu. Ben sağ koltukta oturacağımı zannediyordum. Çekim yaparım diyordum ama direksiyon bize kaldı. Böyle olacağını bilseydim yanıma kafa bandını alırdım. Malzemeyi döktüm. Şimdi petrola gidiyorum. Kamyonun mazotu azmıştı. Bir mazot alayım, ondan sonra devam edeceğim. Bitti. 3 sefer attım, ben fazla değil zaten.
beton santralinin atık malzemesini attık Emin abiyle. 4 sefer Emin abi attı, 3 sefer de ben. 7 sefer çıktı zaten. Şimdi saat öğlen vakti geldi. Nasıl olursa öğlenden sonra kette çalışmaya devam. Yine okulun bahçe düzenlemesi var. Perdesini yıktığımız okulun bahçe düzenlemesi var. Oralarda çalışacağız. Bugün de yol çok kalabalık ha. 2-3 gündür yol çok kalabalık. Ana yol burası. Eskişehir-Ankara yolu. Ne yaptığımı bilmiyorum. Çok kalabalık yol. Vatandaş da şerit değiştirivermiyor. Biz üstümüze geliyor. Çıkamıyoruz. Sol şeride geçiversene ya, ölür müsün yani? İbni abi sağ şeritten geçme şart mı? Ya da şuna bak ya, ısrarla geliyor sağ şeritten. Adamı solu boş geçivermiyor. De aynı zamanda düzlemeyi yapıyor ama benim onu çekmeye vaktim olmayacak arkadaşlar. Vaktim olsa da onu çekseydim iyi olurdu ama